Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Sayın Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanlıklarımız süresince yapacağı iyi hizmetlerde her zaman yanında olacağız meclislerimizle birlikte. Ama şunu ben özellikle belirtmek istiyorum başkanımızın da. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmasın. Kendisine hayırlı ve uğurlu olsun dileğiyle tekrar başarılar diliyorum. Hem şahsında, yönetim kuruluna ve değerli meclis üyelerine, belediye başkanı adayımıza hoş geldiniz diyorum. Başkanım ince bir nükte yaptı. Kimsenin ekmeğiyle oynanmasın. Biz ekmek vermeye geldik, oynamıyoruz. Ama bu kentin de bir disipline ihtiyacı var, temizliğe ihtiyacı var. Bazıları benimle alakalı bile değil zaten. Şirketle kendileri arasında madem ki bu konu açıldı, kimseyi ne tanıyorum ne ediyorum. Ama geldim 3 gün grev yaptılar arkasından. Ayarlayın, ayarlayın dedik. 2 gün gene greve gittiler. Ne tanırım, ne ederim. Şehir pis, temizlenmiyor. Belki şey de az, süpürgeci de az olabilir. Ama o şirketle daha önce katı atığın yapmış olduğu anlaşmayı inceledim. Zaten neyse bu cümleyi kullanmayayım. Bu kentin yararına değil. Bazıları tazminatını almış çıkmış, 3 gün sonra gelmiş beni geri alacağım demiş, kim olduğunu da bilmiyorum. Bunlar kulağımıza geliyor. Personel benim personelim diye, kent bizim yani. Temizlik beni ilgilendiriyor. Kendi aralarındaki mücadeleyi de bana yansıtmasınlar. Ben ne gireni biliyorum ne çıkanı biliyorum. Bu kent temizlenirse benim memnun olurum, ne halleri varsa görsünler. Ama bu kent sahipsiz değil, başkanım da bu konularda çok hassastır. Grev de yapabilirler. Sendikayı arıyorum, böyle bir şey yok. Onu bunu kışkırtmakla bir yere varılmaz. Yani gidersin patronunla görüşürsün. Derdin varsa anlatırsın. Veya zamsa zam istersin. Mahkemeyse mahkemeye başvurursun. Ne olursa olsun bu kendin temizliğiyle oynayamazsın. Yani şahsi problemin de olabilir, isteğin de olabilir, haklı da olabilirsin, seni ezmiş de olabilir. Ama bu kentte bir disiplin olacak. Temizlikle kimse oynamayacak. Zaten hassas bir konu. Süpürgeci zaten az İbrahim Başkanım. Bu açıdan ben o cümlenize de teşekkür ederim. Bana da bir söz hakkı verdim. Tabii ekmeğine saygılı olan, bu millete saygılı olan, hizmet eden, hizmetkarı olan kim olursa olsun başında yeri var. Ama şov yaparsa, elbisesini çıkartır, herhangi bir partinin şovunu yaparsa, benim partimin de yapsa aynı düşünüyorum. İşine bakmazsa, geçen 12 tane çekyat yakaladım. Gece teftişe çıktı güvenlikçilerden. Gösterdim sana başkanım. 7-8 tanesi yerinde yok hocam. İçki şişeleri öyle, bira şişeleri öyle. Arıyorsun adam yerinde yok. 5 yıldan beri işe gelmeden, yani söylemek istemiyorum başkanım, yani sen de sana da nasip olsaydı benden daha katlar davranırdın. Ben bunu biliyorum çünkü sen çok disiplinlisin. Yani ne adamları tanıyoruz, ne ediyoruz, ne haberimiz var, ne bir şey. Ama gidiyorsun çekyat ya, sen nöbetçisin, orayı çekyat yapmış, küçüktü, birinde menemen pişirmiş, adam yatıyor sabaha kadar, sabahtan sonra da gidiyor evinde dinleniyor. Ya çok şeyler var, bunları konuşmaya gerek yok. Hepimiz bu kente hizmet edeceğiz arkadaşlar. Gelip geçici, dün Yusuf'tu, Mete'ydi, bugün ben, yarın başkası, hiç önemli değil. Bu kente hizmet edeceğiz. Disiplini sağlayacağız, temizliği sağlayacağız. İyi hizmetlerde mecliste beraber olacağız. Yanlışımız olursa bizi ikaz edecekler. Hiçbir zaman arkasında... Yok, bizim yapımızı da bilirsin, başkanım da daha disiplinli, ben onu da... İnanın küçük küçük çıkar parçaları bu kere. Seçim döneminde gerçekten çok centilmence ve huzur içerisinde geçen bir seçim dönemi geçirdik. Ben bundan dolayı da Sayın Başkanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer aday arkadaşlarımız da gerçekten İskenderun'a, İskenderun demokrasi kültürüne yakışır bir şekilde mücadele ettik. Vatandaşımız, şehrimizde yaşayan insanlarımız Seyfi Dingil Başkanımızı tercih ettiler. Bize de buna saygı duymak düşer. Belediye meclis üyelerimizle birlikte Sayın Seyfi Dingil Başkanımız söylediği gibi İskenderun'umuzun hayırlı olacak her işte inşallah biz belediye idaresiyle birlikte olacağız. Tabii ki tenkitlerimiz olacaktır, uyarılarımız olacaktır, kendi doğrularımız olacaktır. Onları da günü ve zamanı geldiği zaman
hem basında hem belediye meclisinde kendilerine paylaşarak İskenderun'un hayata geçirilmesi için mücadelemizi vereceğiz inşallah. Ben tekrar İskenderun'umuza, Seyfi Belediye Ekibine hayırlı uğurlu olsun diye başarılar diliyorum.